Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen milli genel maksat helikopteri Gökbey'in 4. prototipi ilk kez havalandı. Bahse konu gelişme TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil tarafından duyuruldu. Uçuş testinden fotoğrafları da paylaşan Kotil, ilk kez havalanan 4. Gökbey'imizin test uçuşlarından kareleri sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Gece gündüz demeden çalışan tüm değerli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Daha fazlası için çalışmaya her zaman devam edeceğiz, dedi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 2021 yılı değerlendirmesi ve 2022 projelerini aktarmak üzere Ankara'da televizyon ve gazete temsilcileri ile bir araya geldi. 2022 yılı hedefleri anlatan Savunma Sanayi Başkanı Demir, özgün helikopter Gökbey'in ilk teslimatlarının Jandarma Genel Komutanlığı'na gerçekleştirileceğini ifade etti. Ağustos 2021'de, TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Doktor Temel Kotil, 2022 sonuna doğru Jandarma Genel Komutanlığı'na ilk Gökbey helikopterini teslim edeceklerini açıklamıştı. Kotil, jandarmaya teslimatların yapılmasını takip eden süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ve yurt dışı müşterilerine teslimatların yapılabileceğini aktarmıştı. Tüm helikopter gövdesinin yüklenerek kritik parçaların test edildiği T-625 Gökbey ile tam boy statik testi 96 kontrol kanalı ile gerçekleştirilirken, helikopter gövdesine 96 farklı nokta ve yönde yük veriliyor. 32 farklı test senaryosu içeren tam boy statik testlerinde yaklaşık 2000 kanaldan sensör verisi toplanıyor. Toplanan veriler, gövde üzerindeki yapısal gerinme haritaları çıkartılarak analiz ediliyor. Testlerin sonunda ise helikopter gövdesinin yapısal dayanım limitleri ortaya çıkacak ve güvenli uçuş ile sertifikasyon süreçleri başlatılacak. Gökbey projesi kapsamında gerçekleştirilen testler, 2014 yılında 4 mühendis ile başlatılırken, 2021 yılında 8 katına çıkarak 32 mühendis ve teknisyene ulaştı. Tesis, dünya standartlarında ekipman ve altyapı ile donatılarak, 3200 metrekare kapalı alana sahip ve tam kapasite ile çalıştığında aynı anda 60 farklı istasyonda 60 farklı test gerçekleştirebiliyor. Kotil, Aralık 2020 itibariyle Gökbey'in sertifikasyon uçuşları icra ettiğini bildirmişti. Söz konusu uçuşlarda tüm şartların denendiğini aktaran Kotil, bu sürecin uzun sürdüğünü ve gerektiği takdirde sürecin 2 yıl daha uzayabileceğini ifade etmişti. Kotil, Gökbey Genel Maksat Helikopterinin, ayda 2 adet olmak üzere, yılda 24 adet üretilmesinin planlandığını aktarmıştı.